بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الإخلاص والفائدة والقبول. وبعد، علي بن أبي طالب Allah ondan razı olsun böyle buyurur: İnne Allah ahfefneteyni fitneteyn. Allah Teala iki şeyin içinde gizledip. Allah Teala iki şeyin içinde gizledip. Dostlarını salih kulların içinde ve kabul olan emeli de salih emellerin içinde gizledip. Bilmirsen Allah'ın dostu kimdir? Allah'ın kulları arasında eliler de var ki Allah'a an içse yerine getirir. Ve salih emele gelendeyse o emel sebebiyle Allah senden razı kalacak. O emel sebebiyle seni bağışlayacak. Ve o emel sebebiyle seni cennete salacak. وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Nece ki seleflerden, Hayır emellerden hiçbirini aşağı görme. Bilmirsen hangi emel Allah katında halistir. Olabilsin ki o emellerin arasında elediğin en küçük emeldir. Mes o emelden Allah razıdır. Mes bu emel ile Allah seni bağışlayacak. Hansı yetimin başına el sürmüşsen bilmeyi olmaz. Yoldan taş götürmüşsen, kıraat ulamsan, Allah'tan başka senin hiç kimi görmediğin bir anda yerde Allah mes o emeli halis gördü belki. Palacı emeldi belki, o emele göre Allah Teala senin bütün günahlarını bağışladı. Şüphesiz ki namazın niyazın yerinde olmak şartıyla. Allah'ın kullarına gelende ise salihler çoktur. Allah'a iman edip ondan korkan her bir kez Allah'ın dostudur. Onlar arasında da yakınlaşanlar derecelerledir. Heleleri var ki Allah'a o kadar yakınlaşıp ki Allah'a and içse Allah'a yer getirir. Nece ki günlerin bir günü zülmet bir karanlıkta bir nefer mescidin kapısını açıp içeri dahil olur. Seleften bir nefer deyir ki ben mescidde yatırdım, kasıp olduğuma göre evim yok idi. Gördüm ki mescidin kapısı açıldı. Bir nefer içeri dahil oldu. Geldi, secde etti. Secde ederken Rabbine dedi ki: Ey Rabbim, and içtim ki senin izzetine bu gece yağış yağdıracaksan. Sözümü yerde koyma. Hele bunu demişti ki öfke bir şimşek çaktı ve bol bol yağış, yağmur yağmaya başladı. Adam dedi ki onu izleyen mescitte şiddetli zulmet karanlıktır. O da bilmir ki mescitte ondan başka birisi de var. Mescitten çıkıp gelende adım adım izledim, göresen bu Allah'ın dostu kimdir? Gördüm ki demirçinin yanında çalışan bir şagirdir. Seher geldim ve onunla tanış oldum. Sabahsı gün onun yanına gelende demirçi bana çok esirleşmişti. Dedi: Sen benim şagirdime ne dedin ki o şehri terk eledi? Gabın hakkında ise söhbet etmek isterdim. Ni'metani nagbunun fihi kathirun minen nas. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nece ki bir hadisinde insanların çoksu iki nimet var ki o nimetten mağbundular. Yaxşı, bu mağbun ne olan şeydir? Gıbın,
lügati mənada həsrət, peşmançılıq mənasına gəlirsə də əl-ğıbın onlardan bir sinonumdur ki daha şamil mənalı əhatə edir. Qabın sözünü sizə daha dərindən izah eləmək üçün misallar gətirəcəm. Qabın elə bir həsrət, elə bir peşmançılıqdır ki o şey sənə verilmişdi və o şeyi sən iki əllərinlə tutmuşdun və sonra öz iki əllərinlə o şeyi özündən dəf edirsən və sonra onu gedəndən sonra sənə qayıtmamağına yəqin olandan sonra peşman olursan və için inleyip həsrət çəkirsən. Misal çox. Bir nəfər qadın bir ticaret mərkəzinə gedir və oradan məşhur bir firmanın natural bir şubasını alır. 500 manata. Sevincini həddül duyuydu. Çünki bu bir endirim kampaniyasıdır. Püş də ona düşür və ən uğurlu qiymətə ən bahalı bir şey çox uğurlu bir qiymətə almış olur. Sonra evə gələndə sevincindən qadınları çağırır və göstərir ki, o günləri nəyə müvəffəq olub almağa. Qadınlardan bəziləri ona həsəd edir və deyir ki, bu boş şeydir. Mən bundan da yaxşısını, bundan da ucuz bir qiymətə almışam deyə qadınlardan biri onu saxtırır. Və sonra da öz şubasını göstərir. Qadın da bunu biləndə peşman olur. Qaça-qaça öz şubasını götürüb yenə ticarət mərkəzinə tərəf götürülür, qaytarır və müqavilində öz 500 manatını geri alır. Sonra gəlir həmin bu qonşu qadının, ona həsəd edən qadının şubasının mislini alır. Çox az bir müddət keçir ki, onu aldığı şuba tükləri bir-bir tökülməyə başlayır və dərk edir ki, bu şuba əslə orijinal deyil, o geyinilmiş, xarab bir maldır. Sonra peşman olur, sonra həsrət çəkir və qaça-qaça tez 500 manatını götürüb təzdən o şubanı almağa gəlir bir ticarət mərkəzinə. Artıq o şubanı o vitrində görür, tamam başqa bir qiymətə. Onun qiyməti 5000 manat olmuşdu, 500 manatdan 5000 manat olmuşdu. O şubanı təzdən geri almaq istəyəndə ona deyirlər ki, o bir endirim kampaniyasıydı. Yalnız bir dəfə o fürsət verilir. Onun qiyməti 500 manata sizin bəxtinizə düşmüşdü hədiyə kampaniyası olaraq. Və qadın peşman olur. Ona deyirlər, əl-qabın öz əlləri ilə ona verilən neyməti saxlamamaq qüdrəti və onu özündən uzaqlaşdırmaq, onu itirmək və o gedəndən sonra için həsrət çəkmək. Əl-qabın bu dünya əhlinin qabınıdır. Dünya əhlinin peşmançılığıdır. Ancaq hədisdə gələn qabın iki şey var ki, insanların əksəriyyəti bu şeydə nəğbundur, deyə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədis şərifində buyurur. Nədir o iki şeydən biri? Əl-fərağu və sıhhə. Boş vaxt. Boş vaxt. Bütün insanlar, insanların əksəriyyəti itirdiyi bu boş vaxtdan çox peşman olacaqlar. Dünya əhli dünyada ikən eləmədiklərini eləmədiyinə görə ahirət əhli isə ahirətdə. İkincisi isə sağlamlıq. İnsan sağlamlığını bilməyəndə sağlamlığını itirəndən sonra onu qədri bilir. Ahirət əhlinin qabını isə yəni peşmançılığı və həsrəti isə onlardan biri Allahın ayətləri ona oxunduğu zaman ətin ürpəşməməsi, saçların biz-biz olmaması, ürəyin döyünməməsi və gözlərin heç yaşarmamasıdır. Bu peşmançılıq, bu həsrət həqiqətin muğabındır. Çünki Allah Teala həqiqi möminə haqqında وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَارَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ. Möminlər onlardır ki, bizim ayətlərimiz onlar oxunduğu zaman onların gözləri dolar və deyərlər ki, bəli, bu Rəbbimizdən gələn bir haqdır. Yaddan çıxartma ki, əzizim, iki göz var ki, o gözə heç bir zaman ateş toxunmayacaqdır. O gözlər Allah qorxusundan xəlvətdə ağlayan gözlərdir. O gözlərdir ki, o gün Allahın kölgəsindən başqa heç bir kölgə olmadığı zaman Allah Teala öz ərşinin kölgəsi altında 7 sinif insanları kölgələndirəcək
Onlardan da biri Allah yolunda hafa, gizli, hiç kim görmediği bir yerde Allah'ı hatırlayıp da ağlayan gözlerdir. Ahiret ehlinin en pis bitirdiği itkilerden de biri, haset çektiği gabınlardan da biri, iman ehline nispet olup da Allah'ı hatırladığı zaman gözlerin hiç dolmaması, kalbin titrememesi, etin ürpeşmemesi ve Allah için ağlamamak sebebidir. Hemçinin ahiret ehlinin en büyük gabınından, yani pişman ve hasretçiliğinden biri de ata anası yanında olup da onlar sebebiyle cennete girmemek veyahut onlardan ikisinden biri, birinin rızasını da kazanıp cennete girebilmemek pişmançılıktır. Hemçinin bu gabın, ahiret ehline olan bu hasret ve pişmançılıklarında biri, bir insan lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip de buna la lebbeyk ve la sa'deyk cevabı verilmesi, hacca gelmesi, o kadar mal, dövlet serfilemesi, meşakkat ve istirab ile eziyet çekip hac etmesi ve neticede Allah beni bağışlamayacak düşüncesiyle Rabbi hakkında suizan olmak hasretidir. Hemçin peşmançılıktan ahiret ehli için o cennet ki Allah-u Teala onu böyle vesip etmiştir. Yarışın o cennet için ki onun eni yerler ve göğler kadardır. Böyle bir cennette onun için kedemlerini koyacak bir yer tapılmaya. Bu en büyük hasret, en büyük gabın, en büyük peşmançılıktır. Ahiret ehlinin gabın, peşmançılık ve hasretlerinden biri de odur ki mağarada olduğun zaman eğer senin de üzerine yeke bir kaya parçası düşüp mağaranın kapısını bağlayarsa Allah'a yakınlaşmak için halis bir tane emel tapmayasan bundan büyük gabın, bundan büyük hasret olabilir mi? Umar İbn Hattab diyor ki el keyyüsü menden nefse, ağıllı insan, zeki insan özünü hesaba çeken, sorgusuna çeken insandır. Özünüzü hesaba çekin ey insanlar. Günleri emel günüdür. Hesap yoktur. Sabah hesap günü olacak. Emel yoktur. Ve yaddan çıkartma ki aziz kardeşim el ceza'u min cinsil amel. Bunu kayda getiriyorsun için. Ceza isterse de mükafat başa düş. Emelin cinsindendir. Emelin eyni növündendir. Keme telim tüden. Nece hesaba çekersense, helece de hesaba çekersen. Allah yolunda ağarmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden birimizin Allah yolunda ağarmıştıkını kopartmasını nehyetmiş, kadgan etmiştir. Ceza da emelin cinsindendir. El ceza'u min cinsil amel. Sen bugünleri Allah yolunda sabrettin. İçmedin hamur, yani haram şarapları. Zina etmedin. Dözdün. Sabrettin ve saçın ağardı. Başın ağardı. Sakalın ağardı. Kıyamet gününde bu zulmeti terk ettiğine göre zulmet olan bir günde Allah Teala sana hemin sakalın tükünü, başının tükünü nur ile evez edecektir. Emel cinsin mukabiline verilir. Allah Subhanahu ve Teala sana zina etmemeyi ve la teqrabu zina innehu kâne fâhişeten ve sâe sebîle demiştir. Zina yaklaşma. Şüphesiz ki o yolların en pisi en beteridir demiştir. Ve sen sabrettin. Fercini korudun. Haramlara girmedin. Mükafatın emelin cinsindendir. Bütün dünya alem hastalığa murdar itse bulandığı zaman Allah seni korudu. Ve sen fercini Allah için koruduğuna göre Allah Teala sana dünyada pak bir zövce nasip edecek. Ahiret mükafatı ise cennette hiçbir zaman uşak doğmayan, heyz ve nifas görmeyen, fercinde rütübet ve kan olmayan, hiçbir zaman iyi gelmeyen pak zövceler lehum fîhe ezvâcun mutahharatun diye Allah Teala mükafatını götüreceksen. Hemen cinsin mukabilindendir.
tövbe ettin şaraptan, arak attın. İndi nostalji hisler seni öldürür. Sen yine pive içmezsin. Sen isti şiddetli yay gününde. Ancak Allah için dözürsen. Şampan vurmak istersen. Ancak Allah için dözürsen. Çünkü o serhoş elci içkilerin bir neçe anlık saniyelik lezzetleri var dinde. O lezzeti hatırlamak için sen onu içmek istersen. Ancak Allah için dözürsen. Bütün haram içkilerin lezzeti içilen anında olan bir neçe göz kırpımlı saniyelik andadır. Bunu içenler bile deyir. Hemen o lezzeti kaytarmak için, onu yaşamak için yine de içmek istersen. Ancak Allah'ı gazetlendirmekten korkur. Ona asi olmaktan korkursan. Onun için terk edersen, dözürsen, sebredirsen, mükafat da emelin cinsinden olacak. Mükafatı nedir? Allah Teala sana öyle bir şarap verecektir ki لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَحَمْرِ اللَّذَّةِ لِشَارِبِينَ diyor. O içenler için lezzet verin bir şaraptır. Hemen o lezzet ki dünyada bir neçe an müddetindeydi. Ondan sonra yüreği bulanma ve kusma gelirdi. Cennet şarapları ise lezzeti devamlıdır. İçen onu hey lezzet alar ondan. Ve ne yüreği bulanar, ne kusma boğulma tutar onu, ne başı gecelerler, ne de neyi hoş der hoş olur ondan. Ceza, mükafat, emelin cinsinden verilir. Gözleri korumak. Allah yolunda gözleri korumak. Deyirsen ki ibadetler arasında, batin ibadetler arasında edebilmeyeceğim en çetin ibadet budur. Niye göre göresen bu en zarif, en ince, hiç kimin his edemediği ve en çetin ibadet de budur. Görürsen hikmeti nedir? Kardeşim, faydanı götür. Herkesin gözleri korumak en çetin ibadetlerden biridir. O gözleri ki Allah görür. Sen olabilirsin ki gözün herhangi bir reklam şirketine sataşıp ve orada yarım çılpak bir kadına bakırsan. Sonra ben içeri dahil olanda senin gözlerinin hara tuşlanmasını görürüm. Hemen anda senin gözlerini aşağı çeksen ben senin hakkında yalnız hüsnü üzerinde olarım. Hele bilirim ki sen o şekilde bakmadın. Sadece olarak sen o şekilde gördün. Ancak Allah bilir ki sen ona artık neşenci de bakırdın. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ O Allah ki sizin sinelerde neler gizlettiğinizi ve gözlerin hayanetinden haberdardır. Terk edersen, Allah için dözürsen, internet diyelim bir zibile girmir ve oradaki eşyalara bakmır, filmlere bakmır, gazete ve jurnallardaki olan çılpak kişi ve kadınlara bakmır. Sabredirsen, Allah için dözürsen, اَنْ جَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ Mükafatı da emelin cinsinden olacak. Allah özü kimi bir ilaha tamaşa etmeye seni muvaffak edecek. Gözlerin tahur, temiz sakladığına göre, koruduğuna göre Allah özü kimi bir ilaha tamaşa etmeye mükafatıyla seni mükafatlandıracak. Allah Teala ona aç olan ve öz şehvet ve nefslerini ilaha döndürenler hakkında ise böyle demiştir. Kelle innehum arvabbihim yevme izinle mahcubun. Hayır, o gün onlar Allah'ı görmekten mehrum olacaklar, mehcup olacaklar. Allah'la onlar arasında perde olacak. Allah az da olsa eşitip faydanlardan etsin. Barakallahu fikum ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.